Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar artık Ağustos ayının ortasındayız. Sonbahar yaklaşıyor ve sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte bahçelerimizi kışlık sebzeler için hazırlamamız gerekiyor. Beni takip edenler bilirler. Geçen günlerde domateslerin veriminin azalmasından dolayı domateslerden vazgeçmiştik. Şimdi o domateslerin bulunduğu alana tekrar hayvan gübresi serpiştirip tekrar belleyip yumuşatıp kışlık sebzeler için ekim ortamı hazırlayacağız. Birazdan o işlemi yapacağım. İlk önce 2-3 torba yanlış çiftlik gübresini toprağın yüzeyine serpiştireceğim. Ondan sonra belleme suretiyle o yanlış gübreyle toprağı karıştıracağım ve toprağı da yumuşatmış olacağım. Tohumlarımızı uygun şekillerde toprakla buluşturacağız. Tohumları internetten getirtebilirsiniz. Burada maydanoz tohumum var, marul tohumum var, ıspanak tohumum var, karnabahar tohumum var, havuç tohumum var ve bu sene ilk defa ekecek olduğum Brüksel lahanası tohumum var. Bu tohumun adı, markası önemli değil arkadaşlar. İnsanlar şu şekilde bir tohum üretim ve pazarlama şirketi kuruyorlarsa tohumlarına güveniyorlardır. Biz de onlara güveniyoruz ve kullanıyoruz. Ve güzel de sonuçlar alıyoruz arkadaşlar. Bu sebeple internet sitesi ve marka bilgisine gerek yok. Siz herhangi bir tohumcudan bir tohum alıp bu işleme başlayabilirsiniz. Şimdi bahçeye geçelim ve bahçedeki boş alanı kışlık sebzelerin ekilmesi için uygun bir ortam haline getirelim. Kışlık sebzeler için hazırlayacağımız alan burası. 5 torba yanmış çiftlik gübresini burası için ayarladım. Son torbamız burada. Bu son torbamızı şöyle dökeceğiz. Tırmıkla bu gübreyi 3-4 cm kalınlığında bu alana yayacağız ve belleyerek toprağımızı hazır hale getireceğiz. Evet arkadaşlar, yanmış çiftlik gübremizi yaydık ve şimdi bellemeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, belleme işlemini tamamladık. Toprağımızı bu haliyle birkaç gün dinlenmeye bırakacağız. Sonra tırmıkla düzleyeceğiz. Özel bölümler oluşturacağız ve kışlık sebze tohumlarımızı ekeceğiz. Evet arkadaşlar, bahçemizi belledik ve 10 gün kadar dinlendirdik. Şimdi bu dinlendirmenin ardından bahçemi tekrar küçük bir çapalamayla toprağını yumuşattım. Ve şurada iki karık oluşturdum. Birinci karık sırasına Brüksel lahanası, ikinci karık sırasına karnabahar ve burada 8 parça alan oluşturdum. Burada hazırlamış olduğum 8 parça alana da diğer kışlık sebzelerin tohumlarını ekeceğim inşallah. Şimdi en baştaki parçada tekrar bir toprak işlemesi yapacağım. Ardından uygun bir tohumu toprakla buluşturacağım. Evet arkadaşlar, toprağa tekrar bir yumuşatıyoruz. Zaten daha önceden bellendiği için yumuşak yapıda kolayca belleniyor. Evet arkadaşlar, belleme işlemimiz bu kadar. Şimdi tırmıkla tekrar bir düzlüyoruz. Ortaya çıkan yabancı otları ve eskiden kalan kökleri temizliyoruz. Şimdi tırmıkla şu şekilde küçük küçük derinlikler oluşturuyoruz. Ve sonra ıspanak tohumumuzu alıyoruz. Bu derinleştirilmiş noktalara serpiştiriyoruz. Ve sonra
yine tırmığımızla o derinleştirme işlemine benzer işlemlerle toprağımızı karıştırıyoruz. Ve tohumun 1-2 santimetre toprak altında kalmasını sağlıyoruz. Ve can suyu uygulayarak işlemi tamamlıyoruz. Can suyu vermeden önce toprağın yüzeyini şöyle elimizle karıştırıyoruz ve çok yüzdek olan tohumlar dışarıya çıkar. Bunları şöyle parmağımızla bastırdığımızda biraz daha derine göndeririz. Böylece tohumlarımızın daha uygun bir derinliğe gömülmesini sağlamış oluruz. Bakın çıkan tohumları parmağımızla ittiriyoruz. Ve böylece yüzdek ekim işleminin önüne geçmiş oluyoruz. Eğer tohumlar yüzdek ekilirse cansız bir gövde oluşturur. Sağa sola yatmalar olur. Sağa sola yatınca öncül yapraklar çamur olur ve böylece fotosentez yapamayıp gelişimi yavaşlar. Bu sebeple tohumların çok yüzdek dikilmesi tavsiye edilmez. Uygun derinlikte olması en iyisidir. Şimdi işlemi tamamladık. Can suyu vererek işlemimizi sonuçlandıracağız. Püskürtme yöntemiyle de can suyumuzu uyguluyoruz. Bu sulama işlemini her akşam ya da her sabah tekrarlıyoruz. Tohumlarımız çimleninceye kadar. Tohumlar çimlendikten sonra sulama işlemini toprağın yüzeyi kuruyana kadar yapmıyoruz. Çünkü çok sulandığı zaman bitki erkenden gövde geliştirip boya gider. Ispanak yaprağı için yetiştirilen bir bitki olduğu için boya gitmesi önerilmez. Bu sebeple sulamayı çok sık yapmamamız gerekir. Toprak yüzeyi kurudukça sulama yapmamız yeterli olur. Sulama işlemi yaptıktan sonra da bazı tohumlar açığa çıkar. Onları da yine parmakla bastırarak uygun derinliğe gönderebiliriz. Ve arkadaşlar can suyu verme işlemini de tamamladık. Kışlık sebzelerin ekim sezonu geldi. Ağustos ayının sonu itibariyle Akdeniz bölgesinde kışlık sebzelerin tohumları ekilmeye başlanır. Ve Ağustos'un son haftasındayız. Kışlık sebzelerimizi toprakla buluşturuyoruz. Ispanak nasıl ekilir anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.